okulunuzda? Sadık Aydemir, Marmara Üniversitesi İlahiyat öğrencisiyim. Sorum Celal Hoca'ya. Arkadaşımızın sorusunu dinleyelim. Ve onun gibi düşünen inanç, yani inanç yönünden veya fikir yönünden aynı düşünceye sahip olan arkadaşlara soracağım. Yani dünyanın yaratılışının bir tesadüf olarak mı görüyorsunuz? Ya peki yani yaratılış olarak görüyorsanız yani tesadüf olarak görüyorsanız sizin şu an orada olmanız ne peki? Tesadüf. Yani Allah'a inanmıyor musunuz? Bir şey sorayım. Peki bu nimetlerin yani size verilen nimetlerin veya size verilen bu aklın nereden geldiğine inanıyorsunuz? Yani bunu size veren kim? Yani affedersiniz. Yok öyle birisi. Yani ata yok olarak. Yok öyle birisi ya, bunlar kendi kendine. Bir saniye bir şey sözümü getireyim. Yani siz atanızı bir maymun olarak görüyorsunuz. Yani... Hayır dedim evladım, benim atam başka bir primat. Peki yani başka maymun... bir saniye. Başka bir primatsa yani o primatların eşleşmesinden doğan şey niye primat olarak değil de insan olarak meydana geliyor? Deminden beri onu anlatıyoruz. Dinlemiyorsun herhalde. 7 milyon sene evvel Afrika'da ta 55 milyon sene evvel ilk defa ortaya çıkmış primatlar diye bir grup canlı var. Bu primatlar içerisinden bir tanesi diğerlerinden ayrılıyor. Şimdi bakın, insan maymundan gelmiştir demek yanlış bir laf. Yani siz atanızı bir maymun olarak görüyorsunuz. Yani... Hayır dedim evladım, benim atam başka bir primat. Şimdi bakın, insan maymundan gelmiştir demek yanlış bir laf. Çünkü bugünkü maymun aynı insan gibi gelişmiş bir hayvan. Ben Eyüp Çakır, İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik Öğrencisiyim. Şimdi inanmayan bir insana Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler söyleyerek bir şey anlatamazsınız. Ben buradan bilimden, yani hani gerçek olgulara dayanarak bir şeyler anlatmak istiyorum. Sayın Celal Şengör, insanın ilk atasının primatlar olduğunu söylüyor. Ve primatların maymunlar ve insanlar olarak birkaç cinslere, türlere ayrıldığını söylüyorsunuz. Peki türlerin çoğalabilmesi için verimli döl verebilmesi gerekiyor. Türlerin çoğalabilmesi için verimli döl verebilmeleri gerekiyor. Yani aynı tür olması gerekiyor. Peki. Bir dakika. Aynı tür olabilmesi gerekiyor. Hayır. Ama mutasyon olursa ne olacak? Mutasyon olursa ne olacak? Değişim mutasyondan olarak bahsetmiyorum şu anda. Ama çok mühim. Değil mi? Ya çünkü o zaman türleşmeyi açıklayamadığını, siz mesela zaman... Darwin'in türleşmeyi açıklayamadığını biliyorsunuz. Değil mi? Hugo de Vries'in işidir o. Siz mikrobiyoloji öğrencisiniz. Yani aynı tür oluşması gerekiyor. Peki o zaman dişi ara formla, hani oraya maymun demek istemiyorum, ara form diyelim. Dişi ara formla erkek ara formun bu kadar uzun bir zamanda aynı anda evli olması gerekiyor. Değil mi? Aynı anda evli olması gerekiyor ki verim döl verebilsin. Doğru değil. Bu arkadaşım, da insanların şu anda olmayacağı anlamına hayatım, geliyor. Hayatım, bu doğru değil dediğin. Yani bilime tam ters bir laf söylüyorsun. Bilimin bulduğu bu değil. Hayır, bunu ilkokul 4. sınıftaki çocuk bile biliyor. Hayır. Atla eşeğin dönlendiği zaman. Ama hayatım bak, atla eşek sorunu değil bu. Tekrar nesillerini devam ettiremiyorlar. Atla eşek sorunu değil. Çünkü burada bir tür var. Değil mi? Bu türün belli bir genetik yapısı var. Tamam. Bu genetik yapıya sen herhangi bir nedenle ötürü müdahale edersen artık o türün parçası değil bu. Tamam mı? Bu belli bir karakter kazanıyor. Ha ondan sonra, müsaade eder misin? Ondan sonra gidiyor başkasıyla çiftleşiyor. Genetik yapıya müdahale ettiğin için bu çocuğa geçiyor. Değil mi? Şimdi bunu adım 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 götürdüğün zaman nereye gidiyorsun? Önce canlıdan ırka, ırktan türe. Belirli bir miktar bunlar ayrıldıktan sonra abi bakıyorlar artık çiftleşemiyorlar. Değil mi? Bir adım da olmuyor bu. Demek istediğim de o, bu kadar geniş bir zamanda mutasyonlar farklı farklı etkiler bütün bireyleri. Bunu da mutasyon, o kadar çok birey var ki, onu dedim, milyonlarca. Belli bir noktadan sonra türleşecek bir canlı. Peki bu mesela iki canlının aynı anda türleşebilmesi, hani iki cinsin, dişi ve erkek ara formun aynı anda türleşebilmesi için, hani sonunun gelebilmesi için hani türleşme bir adım daha gerekir. Olmuyor. Şimdi yani senin yaptığın soru, hata... Bir dakika hocam, tam sorusunu alalım arkadaşım. Yani sonuçta siz neyi, yani neye doğru bulmadığınızı söylüyorsunuz? Hangi konuyu ve neyi soruyorsunuz? İki değişik tür şey üretemez tamam, diyor. Somut eğer evrimin böyle olduğunu, hani primatlardan hani iki tane maymun, tamam. Maymun da insanlara doğru geldiğini hani söylüyor. Eğer böyle olsaydı şu anda insanlar olmazdı demek istiyorum. Hani, tamam. Ama öyle değil. Çünkü bütün canlılar çok küçük adımlarla gelişiyor. Evet. Ve belli bir süre sonra çiftleşemez hale geliyorlar. Primatların eşleşmesinden doğan şey niye primat olarak değil de insan olarak meydana geliyor? Deminden beri onu anlatıyoruz. Dinlemiyorsun herhalde. Çünkü bütün canlılar çok küçük adımlarla gelişiyor. Evet. Ve belli bir süre sonra çiftleşemez hale geliyorlar. Bunun için coğrafi ayrım lazım.
Zaman neden içinde belli ayrım. Bir süre sonra, o belli bir süre sonra ne demek yani hani? Milyonlarca sene önce, demek. Sonra. Milyonlarca sene demek. Bir canın belli bir ömrü var. Hayatım adım adım ha. Ama yani türleşme eğer bir nesilden öteki nesle olsa her Allah'a günü evrim bayramı yapmamız lazım. Öyle bir şey yok. Onu demek istemedim zaten. Ben onu diyorsun tabii. Aynı şeyleri söyleriz ama siz yanlış anlıyorsunuz. Bak, yanlış yere çekiyorsunuz. Bak ben yanlış yere çekmiyorum. Ben şunu söylüyorum. Aynı şeyleri söylüyorsanız mesele yok. Başka aynı şeyleri hayır, söylemeyen arkadaşlar. Ben akıllı tamam. Tasarımcıyım. Ben hani. Tamam. Ya o saçma sapan bir şey yani. Onun için yani, vazgeç ondan. Sınıfta çaktın. Yani siz atanızı bir maymun olarak görürsünüz. Yani hayır dedim evladım benim atam başka bir primat. Peki yani başka maymun... bir saniye. Başka bir primatsa yani o primatların eşleşmesinden doğan şey niye primat olarak değil de insan olarak meydana geliyor? Deminden beri onu anlatıyoruz. Dinlemiyorsun herhalde. Ya yok dinliyorum da ben size onu sormak istiyorum yani. Gayet basit. Mütasyon diye bir olay var. Yani değil mi? Sen ilahiyat öğrencisi misin? Din kültür öğretmenliği. Dil kültür. Evet. Dil ve kültürü öğrenirken istirham edeyim. Arada bir biyoloji derslerine de gir. O biyoloji derslerinde sana mutasyonun ne yaptığı ama anlatılır. Alıyorsunuz herhalde biyoloji dersleri değil mi? Yok. Almıyor musun? Almıyoruz. İşte yani bütün sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Bir şey yani onu alırsan ben öğrenirsin. Peki yani şu an yeryüzünde Allah tarafından yapılan değişmeleri yani kalkıp da bir evrim Allah olarak... Allah tarafından olduğu ne malum be evladım onu soruyorum sana. Ahenk ve nizam içinde yani. Yok öyle bir şey ahenk ve nizam ayetler falan var, ayet yani ayetler delil olarak... Sen de Celal Bey'in dediğine inanma bak ben... İnansız olmanızı gerektiren sebepler ne peki? Ha? Yani ya dinsiz olmanızı şey gerektiren ya. Sebepler ne? Çünkü... Yani bu dünya size yetmiyor mu? Ben, veya hayır, daha, ben daha hayat... çok şey mi istiyorsun? Ya, yaptığım bilim de... Onu anlatmak istiyorum ben. Din kitaplarında söylenileni göremiyorum. Şimdi sen dersen ki efendim bu evrenin sonunda bize merhaba diyecek Aristo'nun tanrısı duruyor. Eğer görürsek başımızın üstünde yeri var. Değil mi? Hiç dert değil ya. Kısa kesti aslında. Sen dedi Celal Hoca'nın söylediğine ya, inanma dedi. Celal Bey'in dediğine inanmayın. Gerçekten ben bunu inanarak söylüyorum. Yani çünkü... Ona hiç şüphe yok. Tabii yani böyle bir şey. İnanarak söylediğine hiç şüphe yok. Yani. Ama uyum hatip bilgisinin hanımefendi ne rezalet olduğunu ben kendi gözlerimle inanamadım ya. Bilmiyor, düşünemiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız iftihar ediyor. 1 milyonu geçen İmam Hatip öğrencisi olmuş. Üçüncüsüz millete değil insanlığa ihanet ya. Yani düşünmeyen adam yetiştiriyorsun. Uğur Mumcu'nun güzel bir lafı vardı. Bilgisi olmayan adamın fikri olmaması lazım. Ama bizde fikir bol. Bilgi yok. Biz hazırlopçuyuz. Birisi bize söylesin. Onun için dini seviyoruz. Bu siyasi akımları seviyoruz. Sağcım. Kimisi sağcı, kimisi solcu. Bir adam bana gelip efendim ben solcuyum veya ben sağcıyım dediği zaman ilk söylediği benim Allah kurtarsın diyor. Yani değil mi? Hani inşallah günün birinde beyniniz devreye girer. Sayın Cumhurbaşkanımız iftihar ediyor. 1 milyonu geçen İmam Hatip öğrencisi olmuş maşallah. 60 günden 1 milyona ulaşmış. Yani bunu sağlayan adamı ben o zaman anında hapsederim. Üçüncüsüz millete değil insanlığa ihanet ya. Yani düşünmeyen adam yetiştiriyorsun. Bir şeye mutlaka inanacak adam. Ben bir televizyon programında İmam Hatiplerin karşısındaydım. Hocaları da yanımda oturuyordu. Dehşete düştüm ya. Ve çok üzüldüm o çocuklar için. O televizyon programından sonra biz o çocuklarla dışarıda saatlerce sohbet ettik. İmam Hatiplilerle.